olmasına çalışın. Erasmus da bu. Erasmus ofisiyle istediğiniz bölüm, istediğiniz ülke adına konuşup şey ayarlıyorsunuz. O ofis ayarlıyor size zaten. Başka var mı aklınızda? Bugün tekrar seçme şansınız olsa bir yine cerrahpaşayı mı seçerdiniz yoksa acaba? Ha, şimdi acaba şöyle, kızım da benim sorusunu söylüyorlar, hani ne seçersiniz tıp fakültesi olarak. Şimdi ne yazık ki devlet üniversiteleri çok çok iyiydi. Bizim hani Çapa'da, Cerrahpaşa'da, İstanbul'da biliyorum şey yaptığımız dönem. Ama şöyle bir şey var, çok kalabalık. Yani biz 500 kişi, 400 kişi yaklaşık bir amfide şey yapıyorduk, ders yapıyorduk. Şimdi biz Acıbadem'de öğrencilerle çok birebir ilgiliyiz ve Acıbadem Hacettepe'li hocaların kurmuş olduğu Hacettepe ve Marmara'nın ekibi. Yani Hacettepe bir numaralı gerçekten, hani ben kişisel olarak girebiliyorsanız en iyi tıp fakültesi diye düşünüyorum halen olabileceğin. Yani onun da bir takım aksaklıkları var çünkü başka fakültelerden de orada okutuyor, öğrenci alıp hani çok kalabalık olabiliyor. Ama onun dışında yani ben kendi kızımda olsam Acıbadem'e veririm. Çünkü bizde dediğim gibi biz bir kere bir 10 kişilik ekip var, tamamen tıp eğitimiyle uğraşıyoruz. Bir ders için belki 3 saat dersi hazırlama, sonrasında da 3 saat dersi değerlendirme toplantıları oluyor. Yani hiçbir şeyde mesela bireysel bana bağlı değil. Yani ben tabii ki sonuçta adli tıp hocasıyım ve dersimi en iyi ben bilirim, anlatırım, onu demek istemiyorum. Ama mutlaka denetleniyorsunuz. Soru sorma tarzınızdan, ondan sonra stajı işlemenizden, her şey belli bir kurala tabi. Ondan sonra ve sürekli biz onu sorguluyoruz ve sürekli daha iyi nasıl yaparız diye uğraşıyoruz. Bir de dediğim gibi hani hasta hekim birebir çok az sayıda olduğu için hocayla birebir her dakika bağlantımız var. Her dakika bize geliyorlar. Zaten mesela aynı binadayız. Ondan sonra bırakın birebir de kliniklerde de hoca sizin yanınızda. Biz mesela ben dermatoloji stajı yaparken bir hastaya 30 kişi birden hani hep birlikte bakıp eğilip lezyonuna baktığımızı biliyorum. Tabii burada öyle bir şey olmuyor. Başka. Çapa. Çapa daha yüksekti, bilmiyorum şimdi nasıl. Hocam şuradan bir öğrencinin sorusu var. Yani şu anda galiba çok daha fazla bölüm açıyor ama zor. Yani eskiden onda bir falan diyorlardı sınavlara giriş. Gerçekten uzun soluklu bir çalışma gerektiriyor. Onu mesela eleştiriyoruz da şöyle kötü. Yani bizim tıp usta çırak ilişkisidir arkadaşlar. Yani tabii ki teorik önemlidir. Ama hocadan öğrendiğin şeyi, yani mesela bazı şeyleri asla başka türlü öğrenemezsin. Biri sana gösterecek, bir şey söyleyecek, ufacık söylediği bir şeyi, mesela ömür boyu unutmadığım şeyler var. Öyle şeyler söylemişken çok çok değerli hocalar da var tıp fakülteleri içinde. Ondan birebir öğrenirsiniz. Şimdi ne yazık ki TUS olduğu için internlükte öğrenciler yazık her dakikalarını kaçıp ders çalışmak istiyorlar. Yani bu da kötü bir şey değil. Bunun bir düzgün yolu bulunması lazım. Ama benim size önerim ne olur? Pratik kısmını atlamayın. Çünkü başka şekilde öğrenemezsiniz. Sonra şey gibi çıkıyorsunuz, hastayla baş başa kalıyorsunuz. Yani o aşaması çok zor bir hata. Yani gerçekten ne yazık ki hata yaparsanız çok ağır sonuçları var mesleğin bizim. Onun için de hani ne öğrenebilirseniz pratik kısmını da sakın atlamayın. Ama o arada tabii ki TUS'a çalışmak gerekiyor uzmanlık isteyenler için. Ben arkayı görmüyorum. Kalkıp sorabilirsiniz. Ege, Marmara, Kocaeli gibi üniversitelerin üstü fikirlerine fiyatlısınız. Acıbadem ne zaman? İşte öyle dedim ben. Yani benim kişisel görüşüm hani Hacettepe'den sonra girilebilecek şey en iyi üniversite Acıbadem diye düşünüyorum. Ama tabii öbür üniversitelerinde hani çok birebir bilmiyorum, yani yaşamadım ama hani İstanbul'dakileri biliyorum. Ama siz gelip yani üniversiteyi gezebilirsiniz.
ortamı gezin, değerlendirin. Olur mu? Yani nasıl bir eğitim var, hani laboratuvarlar nasıl? Bunlar da çok önemlidir. Bizde mesela bir beşinci katta sadece araştırma laboratuvarı. Eğer meraklıysanız öğrenciyken de hocalarınızla birebir zorunlu araştırmanız var söylediğim gibi. Ama hangi bölüme meraklıysanız o hocanın yanında gidip hepimiz araştırma yapıyoruz zaten. Hatta söylüyoruz, şöyle şöyle araştırmalarımız var. Hangisine öğrenciler katılmak istiyorsa gelip bizle birlikte araştırmayı yürütebiliyorlar. Yani devamını hep birlikte yapıyoruz. Ve ondan sonra onları yayınlıyoruz biliyorsunuz. Hani daha yolun başındayken bunları da öğrenmiş oluyorsunuz. Üniversite okuduktan sonra akademik hayata atılmak için ne gibi şartlar gerekir? Evet, bak onu söyleyecektim. İyi ki sordun. Şimdi ben bir dalda uzmanlık yaptım. Bir de önce tabii bir dalda uzmanlık yapman gerekiyor. O odanın akademisyenliği oluyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Mecbur hizmet var tabii ne yazık ki şeyde. O kürsü hangi bölümü istiyorsan o kürsünün seni isteyip ayrıca kadroda olması gerekiyor. Ne yazık ki böyle hani senin dışında bir takım faktörler. Ben çok istiyorum üniversitede kalmayı. Üniversitede istiyor ama mesela kadro yok. Ondan sonra kadro var ve o bölümün hocaları da seni istiyorsa o bölümde kalıyorsun. Uzman olduktan sonra aşağı yukarı bir 5 yıl şey yapman gerekiyor. Çünkü hani yayınların da hani belli bir yayın seviyesine doçentlik sınavına girebilmen için ilk önce yardım göçen başlayabilirsin. Eğer uzmanlık süresince belli bir yayının var ve belli bir standardı elde etmişsen yardımcı doçent olarak başvurursun kadroya, yardımcı doçent olarak başvurursun. Yoksa öğretim görevlisi olarak başvurursun. Ondan sonra belli yayını yaptıktan sonra hocalara gidiyor dosya. Önce yardımcı doçent oluyorsun. Bu sadece 3 tane profesör değerlendiriyor sizin dosyanızı. Yardımcı doçent oluyorsun. Ondan sonra aşağı yukarı uzmanlıktan 5 yıl en az geçmesi gerekiyor ki zaten belli sayıda yayın, ders, kriterler var, doçentlik kriterleri, işte tez yönetmek gibi. Onları sağladıktan sonra sınava başvuruyorsunuz dosyanızla birlikte. İki sınav oluyor. Bir yayından 5 tane gene profesör atıyor. Onlardan yayından dosyanız geçiyor. Bir de sözlü sınava giriyorsunuz. Aynı şekilde o 5 tane profesörün önünde. O söz sınavı geçtikten sonra doçent oluyorsunuz. En önemli kısmı aslında akademik kariyerin hani doçentlik kısmı. İkili bir sınav şeklinde. Ondan sonra 5 yıl geçmesi gerekiyor ve yayın yapmanız gerekiyor profesör olabilmek için. Aslında yardımcı doçentlikle profesörlük hani aynı tarzda değerlendiriliyor. Profesörlük dosyanız da 5 tane profesöre gidiyor. Eğer o kriterleri sağlıyorsanız söz sınav yok. Profesör oluyorsunuz. Yani en temel kritik noktası doçentliktir akademik kariyerin. Ondan sonra ama zaten o süreçte hani yayınlarınızı, dosyanızı hazırlamış oluyorsunuz. Akademik şey de böyle. Hani dediniz ya tıpta yani yüksek bir ortalama yapmak önemli dediniz. Peki bunun temeli ezbere mi dayanıyor? Yani kişinin ezber yeteneği önemli mi? Hayır. Yok, hayır. Ezber yeteneği olduğunu hiç zannetmiyorum. Yani çok bir iki ders vardır. Hani farmakolojide, biyokimyada formül ezberlemen gerekebilir. Farmakolojide bir iki ilaç şeyi ezberlemen gerekebilir. Öbür taraflarda hepsinde mekanizma, mantık, anlamak, konuşmak onlar yeter. Yani ezber değildir. Eğitim tamamen İngilizce mi yoksa mesleki İngilizce olarak mı? Hayır, eğitim tamamen İngilizce. Yani bir sene hazırlık okunuyor ya da işte belli şeyleri var, 70 puan üstü galiba sınavlarda, ona bakarsınız şeyi. Onu geçiyorsanız eğer İngilizceniz yeterliyse direkt şöyle arkadaşlar, bütün dersler yani teorik derslerin hepsi İngilizce. Bazen modül sistemlerimiz var, onu söylemedim. O da mesela Harvard'da tamamen modüllere dayanarak bir eğitim var. Bu ne demek? Konulara bölünmüş dersler. Ondan sonra bilmiyorum hani ne kadar böyle de yapılabiliyor. Bana hani çok klasik eğitimden geldiğim için biraz gerçeküstü geliyor. Şöyle bir şey, modül sistemi bizim arada var. Yani tamamen derslerimiz modül değil. Şimdi bir konu oluyor. Mesela kansızlık, ikinci sınıf, ikinci komitesinde kansızlık işleniyor. Anemi modülü şeyi de
size anlayın diye. Anemi modülüyle ilgili bir senaryo yazıyorlar. Hocalar var bizim. Orada tamamen hep böyle senaryolar üzerine. Bir senaryo yazıyorlar. Yaklaşık 10 veya 12 grupluk bir grubumuz var. Öğrenci gruplara ayrılıyor. Biz de başlarında yönlendirici oluyoruz hoca. Ama biz orada onları sadece konu dışına çıkarsa yönlendiriyoruz. Yani hiçbir teorik bir şeyine karışmıyoruz. Şimdi şu o senaryo üzerinden çocuklar öğrenim çıktılarını, yani bu senaryo bize ne öğretmeye çalışıyor? Kendileri buluyorlar, her oturuma bir başkan, bir yazıcı seçiyoruz. Ve beyin fırtınası yapıyorlar, her hafta gelip çalışıyorlar. Çalıştıktan sonra tekrar geliyorlar, o öğrenim çıktılarını sunuyorlar, tartışıyorlar. Biz sadece yönlendiriyoruz. Yani çok konunun, hani öğrenim çıktılarının çok hedefin dışına çıktılarsa arkadaşlar yapmayın, tekrar dönün konuya, bu kadar. Onun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Tamamen öğrencinin odak olduğu. Bizde de galiba İzmir 9 Eylül'de bunlar çok ağırlıklı olarak yapılan ders şeyleri. Bizim normal ders sistemimizin içinde her bir, bu ders kurulu anlattım ya, o ders kurulunun içinde şeyler var. Ben geçirdim mi zaman? Yok, estağfurullah hocam. Şöyle dışarıda diğer öğretmenimizi bekliyor. Başka tamam. Öğrenciler de bekliyor. O zaman şey yapalım. Hani son sorular belki. Eğer soru olan varsa dışarıda konuşabiliriz, ben. Bana gelebilirler. Nasıl yapalım? Olabilir.